Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Bu bölümde özel püf noktasıyla kıyır kıyır harika, nefis, gevrek, mükemmel bir deyim yerindeyse inşallah dereotlu poğaça yapıyoruz. 15 adet poğaçayı çok az malzemeyle çıkaracağız. Gerçekten çok bereketli, hemen yapmaya geçelim. Evet, malzemelere göz atalım. Yarım demete yakın dereotu doğradım. 100 gram kadar tereyağı var. Oda ısısında olursa daha güzel karışacaktır. 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını ayırdım. Birer çay bardağı yoğurt ve zeytinyağı var. 1 yemek kaşığı sirke kullanacağım içerisine. Elma sirkesi bu sefer. Üzüm de kullanabilirsiniz. Burada da 1 kalıp beyaz peynirim var. Kabartıcı olarak da 1 çay kaşığı kadar, şu şekilde göstermek istedim. Tepeleme olursa çünkü karbonat acılık verebiliyor ama kararında olursa da gerçekten daha güzel yapıyor tuzluları. 1 tatlı kaşığı silme tuz, 1 yemek kaşığı da şeker kullanacağım. Mikser kabına tereyağını alıyorum önce. Sıvı yağ ekleyelim. 1 yumurta ve akını da içine ekleyip tekrar boşaltıyorum. 1 çay bardağı yoğurt. 1 yemek kaşığı sirke. Öncelikle 2 bardak un koyuyorum. İçerisine tuz, şeker ve karbonatı ekleyelim. Önce biraz karıştırıp ondan sonra dereotunu koyacağım. Bir bardak daha unu koyuyorum ve dereotunu. Gelelim özel püf noktasına. Hamur hala yumuşak. Bir miktar daha un koyacağım. Yani toplamda 3,5 gibi diyebilirim. Ben onun bir kısmını mısır unu koymak istiyorum. Güzel bir renk katıyor. Hem tadını etkiliyor. Tam anlamıyorsunuz ne olduğunu ama bunda ayrı bir lezzet var diyorsunuz. Böyle bir kıvam kazandıracak hamura. Bakalım. Evet, çok ele yapışmıyor ama yumuşak. Çok sert olursa, daha fazla un koyarsam gevrek bir poğaça yerine serte dönüşür artık. O yüzden biraz hafif, şöyle yumuşak kıvamda kalması gerekiyor. Tamamdır. Artık şekil verebiliriz. Hamuru ister elinizde, isterseniz tezgahta şekillendirebilirsiniz. Hafif oval bir şekilde açıyorum bir parça hamur alıp. İçerisine peynirini koyup yanlardan üst tarafa doğru getirerek kapatacağım. Oval bir şekil bence dereotlu poğaçaya daha güzel yakışıyor bu şekilde yaparsanız. Ama normal poğaça şeklinde verilebilir. Bir tane de elimde şekil göstereyim nasıl açtığımı yeni yapanlar için. Avucumun içerisinde yine oval şekilde açtıktan sonra peyniri yerleştirdim ve kenarlardan yukarıya doğru birleştirerek kapadım. Evet, tam 15 tane irice poğaça elde etmiş oldum. Üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Herhangi bir şey eklemiyorum. Biraz pudra şekeri olabilir daha da kızartmak için. Poğaçalarım hazır. Biraz daha bekleteceğim. Çünkü yanında tatlı bir kurabiye hazırlamak istiyorum. Poğaçaların yanına fıstık ezmeli, sıvı yağlı, ağızda dağılan bir kurabiye hazırladım. Şekil vermeye devam ederken fırınım hali hazırda ısındığı için öncelikle poğaçalarımı yerleştirdim. Peşinden de şekillendirdiğim kurabiyeleri. Fırınım 180 derecede fanlı olarak pişmeye bıraktım. Bir 15 dakika içerisinde mutlaka kontrol edin çünkü üst taraftaki tepsi her zaman daha ısıya yakın olduğu için çabuk kızaracaktır. Yarı zamanda yine 15 dakika kadar geçince tepsileri alt üst edip tekrar pişirmeye devam ettim.
İşte önce kurabiyeleri, sonra da poğaçaları çıkardım. Yaklaşık yarım saatte pişmişlerdi. Kurabiyenin tarifini merak ediyorsanız, paylaşmamı istiyorsanız yorum bırakın. Poğaçalar ise gerçekten çok nefis oldu. Çok az malzeme ile 15 adet poğaçayı kısa bir sürede taze taze fırından çıkarabilirsiniz. Siz de deneyin, mutlaka beğeneceksiniz. Yorum bırakmayı, benimle Ayşenur Altan etiketiyle denediğiniz tarifleri paylaşmayı unutmayın. Bu bölümlükte benden bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşene dek hoşça kalın.